Tabii pandemi Türkiye'nin her tarafını etkiledi. Bütün dünyayı etkiledi. Turizmle ilgili de biz geçtiğimiz yıllarda restorasyona başlamadan önce Sultanahmet Kervansarayımıza yaklaşık günlük ortalama 1000'e yakın turist geliyordu. Tabii bu hem restorasyon sürecinde düştü ve şu anda pandemi sürecinde iyice düştü. Günlük işte 3 otobüs, 5 otobüs ancak o civarlarda geliyor. Fakat gerek Sağlık Bakanlığımız, gerek Turizm Bakanlığımızın çok büyük gayretleri ve 65 yaş üstü aşılama, biliyorsunuz dünyada ilk 5'teyiz aşılama konusunda da. Ve ben bu turizmin Türkiye'de, inanın yurt dışında görüştüğümüz hem acentalar var, hem buradaki acentalarımız var. Ve görüyorsunuz şu anda bile yavaş yavaş başladı. Bunu işte aşılamanın neticesi olarak görüyorum. Önümüzdeki Temmuz ayında da geçtiğimiz yıllardaki kapasiteyi yavaş yavaş yakalayacağımıza inanıyorum inşallah. Pandemi sürecinden dolayı fazla turist gelmiyor. İşlerimiz bir durgun. Yalnız bu süreç yakın zamanda geçecek. İnşallah tekrar açılacağını düşünüyorum. Sıkıntıdayız. Niye derseniz turist alanında bayağı bir kısıtlamaya girdi. Mesela bizim Sultanahmet'e günlük mesela 1500-2000 kişi girerken şimdi bir tane otobüs. Bir tane otobüsün içinde de iyi olsun 20-25 tane turist var. Onlar da alışveriş yapmıyor zaten. Direktmen Ürgüp, Antalya anlaşmalı olduğu otellere direktmen geçiyorlar. Bize hiçbir faydaları yok. Yani bugün diyelim bir buradaki kirası, mesela günlük harcaması, işçilere masraf falan bize hiç o varmıyorsa 1 milyara giderimiz var. Ama bu şartlarda hiçbir gelirimiz olmuyor. Sıkıntıdayız.